Arkadaşlar merhaba, Ütopya Çiçek Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kordilin bitkisi, iç mekan bitkisi hakkında bir iki bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Bitkimizin türü, kordilin alt türü Fruticosa. Kordilin Fruticosa. Bakın şöyle üstten göstereyim. Bu bitkimiz arkadaşlar, bu yaz 2021 yazı gerçekten çok sıcak ve nemli geçti. Mağazanın içindeki bitkiler, şu şekilde göstereyim, iç mekan bitkileri güneşe yakın, süzülen güneşte güneş isteklerine göre bu şekilde onları konumlandırdım. Kordilini bir ara fazla güneşte unutmuşum arkadaşlar. Yapraklarında yanmalar oldu. Bu yanmalar olduğu zaman yanan alt yaprakları özellikle kurumaya başladı. O kuruyan yaprakları da temizleyip kopardıkça saksıda upuzun bir dal görünümü oldu. Üste yaprakları var fakat sapı çok uzun. Çirkin bir görünüm çıktı ortaya. Ben de düşündüm, taşındım, acaba ne yapabilirim? Bitkiyi kestim arkadaşlar. İki saksıydı bunlar. İkisini de kestim. Üst kestiğim gövdeleri, böyle bambuları koyduğum cam bir vazon var arkadaşlar. Dip kısmında kil bilyeleri var. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde köklenmesi için vazonun içinde suya bıraktım arkadaşlar ve saksıdaki kestiğim bitkinin kalan ana köklü gövdesi saksılarında bu şekilde rutin diğer bitkileri sularken bunları da sulamaya devam ettim. Bakın aşağı yukarı 15-20 gün oldu. Bitkinin ana gövdesinden, köklü olan saksıdaki gövdesinden yeni filizler, yapraklar vermeye başladı. Arkadaşlar bitkilerimiz sarardı, soldu diye kesinlikle saksıları atmıyoruz, gözden çıkarmıyoruz. Bu şekilde sulamaya devam ediyoruz. Bakın bu birkaç ay sonra koca anaç bir bitki olacak tekrar. Şöyle yakında çekmek istiyorum. Bakın alt kısımlardan da yeni yeni yapraklar, sürgünler vermeye başladı. Yani iki tane hastalanmış diyeceğim. Bitkimizin yerine 4 tane bitkimiz oldu arkadaşlar. Şimdi hemen suya koyduğum kordilinlerin de şu şekilde bakın nasıl köklendiğini sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu bir ay bile olmadı suya koydum. Havanın çok sıcak ve nemli olmasına rağmen gayet güzel köklendiler. Bunları da yine İç mekan bitkilerine kullandığım su tutan torf ağırlıklı toprağa ayrı saksılara dikeceğim arkadaşlar. Hatta torfun içine ben biraz da şurada da göstermek istiyorum. Bakın orkide toprağı da karıştırıyorum arkadaşlar torfun içine. Yine ponza da biraz ilave ediyorum. Böyle bir karışım yapıyorum. Suyu daha fazla tutuyor çünkü iç mekan bitkilerimiz suyu daha fazla seviyorlar. Çok çabuk toprakları kuruyor. Sulamaya yetişemiyorum. Gerçekten sulama, dükkandaki bütün bitkileri sulamam bir gün yetmiyor. Haftada en az 2 kere sulama yapıyorum. Yani boş vakitlerim hep sulamayla geçiyor. O yüzden böyle bir toprak karışımı kullanıyorum. Tekrar söyleyeyim. Hindistan cevizi torfunun içine orkide toprağı karıştırıyorum arkadaşlar. Elimde varsa kil bilyesi, işte pomza, lav taşı bu karışımlardan da içine atıyorum. Bakın kil bilyesinin köklendirmedeki faydasını size bu şekilde de göstermek istiyorum. Bitkimin ikisi de gayet güzel bu şekilde köklendiler. Bakın bu kordilinleri de birer ayrı saksıya dikeceğim ve 4 adet, yani 4 saksı yeni bitkim olmuş olacak. Bakın bunlar da bambunun kökleri. Bambum sadece bir tane kaldı dükkanda.
yeni bambular getirmem gerekiyor. Diğer bambular da daha önce sattığım bambuların hepsi şu alt kısımlarda bol bol yavrular verdi arkadaşlar. Bambuların da suyunu değiştirmiyorum. Suyu eksildikçe üzerine su ilave ediyorum. Bunu da bir bambu çok seven, yetiştiren bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Aslında benim branşım biliyorsunuz sukulent ağırlıklı. Sukulentlerde daha haşır neşirim. Onların dilinden daha iyi anlıyorum. İç mekan bitkilerinin de satışını yapmaya başladığından beri iç mekan bitkisi biriktiren, koleksiyon yapan arkadaşlarımdan deneyimlerini benimle paylaşmalarını istiyorum. Takıldığım yerlerde onlara soruyorum. Ne tür toprak kullanıyorlar? Sulamasını nasıl yapıyorlar? İşte nasıl nemlendirilmesi gerekiyor. Bu bitkilere yaz boyunca arkadaşlar neredeyse her gün su fısfısladım. Nemi çok seviyorlar çünkü. Sulamayı her gün yapmıyoruz tabii. Ama toprağı kuru olsa dahi üzerinden nemlendirmeye ihtiyaçları oluyor. Toprağı kuru olsa dedim, özür dilerim. Toprağı nemli dahi olsa ikinci sulamaya kadar, biliyorsunuz toprak kurumadan ikinci bir sulamayı yapmıyoruz iç mekan bitkilerinde de. Her türlü bitkide ama üstten de fısfısladığınız zaman yapraklar böyle daha canlı. Bakın bu monsteralar aldığımda bu kadar büyük değillerdi arkadaşlar. Şöyle şu tarafa geçeceğim. Artık neredeyse dükkana sığmıyorlar, öyle söyleyeyim. Maşallahları var. Böyle kocaman kocaman oldular. İç mekan bitkilerinin nemlendirilmesi şart arkadaşlar yapraklarının. Pileyalar da aynı şekilde. Bakın pileyaları da hem rutin sulamasını yapıyorum haftada iki kere. Onlar da suyu seven bitkiler. Zaten susuz kaldıkları zaman yaprakları aşağı doğru bayılmaya başlıyor. O zaman anlıyoruz ki susamışlar, su istiyorlar. Ama üstten nemlendirmeyi aşağı yukarı her gün ya da iki günde bir fısfıs yöntemiyle yapıyorum arkadaşlar. Ben ilaçlama pompam var. Onun içine su doldurup sisleme ayarına getiriyorum arkadaşlar. Sanki buhar verir gibi üstten o şekilde su fısfıslıyorum. Sis halinde nasıl sabaha karşı açık havada çiğ yağar, o şekilde bunlar da nemlenmiş oluyorlar. Bitkilerimizi bakıyorsak, seviyorsak bu ince ayrıntılara, noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Artık Eylül ayına geldik arkadaşlar. Bugün Eylül'ün ikisi. Güneşimiz yine var fakat iki gündür yakıcı güneş yok. Bu bitkilerimizde aydınlık ortamı, az güneşi seven bitkiler. O yüzden bunları cam önünde bu şekilde korumaya çalışıyorum arkadaşlar. Yine kauçuk bitkimiz de aynı şekilde yapraklarının nemlendirilmesini seviyor. Aşırı güneş sevmiyor arkadaşlar. Direkt yakıcı güneşte dayanamayan bir bitki. Sansevierialarımız güneşi seviyor. Bütün yaz boyunca burada camın önünde güneşte kaldı. Kuzmanyalarda süzülen güneş, o yüzden rafın en alt kısmına onları koydum. Diğer bitkiler onun güneşini biraz örtüyor, süzülerek güneş alıyor. Gayet keyifliler, hallerinden memnunlar. Bu şekilde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bitkilerden kaktüs, sukulent, iç mekan bitkileri sipariş vermek isterseniz arkadaşlar İstanbul Kasımpaşa Beyoğlu bölgesinde mağazamıza buyurun gelin, İstanbul'daysanız buradan elinizle seçerek, gözünüzle görerek alabilirsiniz. Tam adresi de vereyim: Zincirlikuyu Caddesi Küçük Piyale Mahallesi numara 118C Kasımpaşa İstanbul. Arama motorundan da Ütopya Çiçek Evi diye yazdığınızda navigasyondan size konum bilgisi açılacaktır arkadaşlar. Bunun dışında Facebook grubum Ütopya Çiçek Evi. Oradan da üye olarak tüm bitkileri, satışta olan tüm bitkileri, bitkiler hakkında bilgileri görebilirsiniz. Instagram sayfam nurcan.srbs. Instagram'dan da lütfen takip etmenizi rica ediyorum.
WhatsApp sipariş attım. 0551 710 74 55, WhatsApp'tan da bana sipariş yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ütopya Çiçek Evi biliyorsunuz artık Trend Yol'da da var. Trend Yol'da 50 lira altı kargo. Kargo ücreti gerçekten Trend Yol'da çok uygun arkadaşlar. Ayrıca diğer sayfalardan benden verdiğiniz siparişleri Trend Yol'dan da alışveriş yaparak 50 lira üstü alışverişlerde kargo bedava geliyor arkadaşlar. 50 lira altı alışveriş yaptığınızda da çok uygun kargo ücretiyle bitkiler elinize geliyor yurt içi kargoyla. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.